İyi akşamlar değerli arkadaşlar, merhabalar. Evet, yeni yılın ilk işlem günü maalesef son derece hareketli ve oldukça da olumsuz veri akışı eşliğinde sıkıntılı bir başlangıç yaptık 2019'a. Dolar kurumuz 5.41 seviyelerine kadar ulaştı. Serbest piyasada 5.39-5.40'a kadar ulaşan bir seyir gözlendi. Ve Borsa Endeksinde ise 2400 puan civarında bir geri çekilmeyle yeni haftanın işlem gününe, daha doğrusu yılın ilk işlem gününe başlamış olduk. Sevgili arkadaşlar, özellikle geçen hafta aktarmış olduğum dolar TL'de alım için yılın son fırsat haftası mıdır başlıklı analizimde. Gerekse 31-12 tarihi itibariyle dolar TL'de neler olabilir başlıklı video analizinde. Birçok ayrıntıyı vurgulamıştım ki bu analizleri dikkatli dinlemiş olanlar bugün özellikle yılın ilk günleri itibariyle dolar TL'de yaşanmakta olan hareketliliği zannediyorum pek de yadırgamamışlardır. Çünkü bu analizlerde özellikle Merkez Bankası'nın yılın son gününe yaklaşırken, daha doğrusu vadenin son günü itibariyle dövizi doları ciddi şekilde baskılayabileceğini, bunu Kasım kontratlarında da yaptığını ve nitekim bu baskının ardından yeni gelen işlem günlerinde hareketliliğin devam ettiğini geçmiş işlemleri itibariyle tanık olmuştuk. Ve Merkez Bankası 31-12 tarihi itibariyle elindeki 670 bin kontratın kapanmasını sağladı. Fiili işlem yapmayarak vade sonu itibariyle VIOP işlemlerinin uzlaşma fiyatı üzerinden kapanmasını sağladı. Dün özellikle aktarmış olduğum analizimde ise 2019'un beklentilerinin ne kadar gerçekçi olabileceğini ve bu beklentileri dikkate alırken ve incelerken hangi önemli kriterlere bakılması, değer verilmesi ve özellikle yıl genelinde dolar-TL için hangi önemli seviyelerin kritik olabileceğini uzun uzun izah ettim. Bu videonun sonuna özellikle dünkü ve yılın son haftasına ilişkin olarak vermiş olduğum analizimi ekleyeceğim. Hatırlamanızda yarar görüyorum sevgili arkadaşlar. Evet, bugün itibariyle doların 5.39 seviyesine ulaşan bir serbest piyasa değerinin ve 5.41-5.44 seviyesine ulaşan bir USD-TRY yani uluslararası değerinin olduğunu görmekteyiz. Bugün zaten dünya genelinde dolarda genel anlamda bir değer kazanma eğilimi vardı. Şurada görmekte olduğunuz euro dolar paritesi 1.15-20'ler seviyesine ulaştıktan sonra çok sert bir geri dönüş yaşadı. 1.13-30'lara kadar devam eden geri çekilme doların euro karşısındaki değer kazancını ifade ediyor. Ve dünya genelinde diğer para birimleri karşısında da dolar değer kazandı ama en etkili değer kazancı TL bazında gerçekleşti. En etkili değer kazancının TL bazında gerçekleşmesi, bir başka ifadeyle dolar karşısında en çok para kaybeden para birimi olarak TL'nin söz konusu olması birçok yönden önemli anlamlar taşımakta. Neden arkadaşlar? Birincisi, yarın açıklanacak olan enflasyon verimiz var. Birazdan bu enflasyon verisine dair beklentileri ve bu hususun nasıl bir etki ve algı yaratabileceğini izah edeceğim. İkinci önemli nokta ise özellikle ve özellikle dün gece saatlerinde aktarmış olduğum analizimde Merkez Bankası'nın atacağı adımların bu aşamadan itibaren özellikle seçimlere kadar ki süreç açısından çok büyük bir önem taşıdığını ifade etmiştim. Evet, Merkez Bankası yılın son gününde yine short pozisyonlar açtı. Yani doları mümkün olduğu kadar 5.30 seviyesinin aşağısında kapattırabilmek, yıl sonu değerinin bu şekilde bilançolara ve resmi kayıtlara girebilmesini sağlamak için özel bir gayret gösterdi. Bu konuda hemen bir önceki videoda merak eden arkadaşlar Merkez Bankası'nın short pozisyonları ile ilgili tüm verilere ulaşabileceklerdir. Şimdi arkadaşlar, evet dedik ki Merkez Bankası bundan sonraki adımları çok önemli olacaktır ve çok yakından takip etmemiz lazım diye. Evet, bugün doların hareketli bir günüydü ve Merkez Bankası ne yaptı acaba? Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası bugün dolar 5.40'lara ulaştığı anlarda, 5.40'lara yaklaştığı anlarda yine short silahını çekti. Yani yine short pozisyonlar açmaya başladı ve şurada görmekte olduğunuz Ocak 2019 vade
ve bu vade itibariyle şu an içinde bulunduğumuz vadede Merkez Bankası 34.324 adet short pozisyon açmış. Bu arkadaşlar sadece ve sadece bugün açmış olduğu short pozisyon miktarıdır ve bir günde açılan short pozisyon miktarı adına da son derece önemli ve yüksek bir miktardır. Ortalama maliyeti 5.42 seviyelerden olmuş. Zaten bugün biliyorsunuz VIOP işlemlerinde dolar fiyatları farklı fiyatlanmakta. Serbest piyasayla veyahut da uluslararası piyasadaki fiyatlarla aynı değildir. Zira arkadaşlar burada önemsenmesi gereken 34.300 kontrat açmış olması ve bu konuda yılın son günü itibariyle de açılmış olan yeni kontratlar vardı. Şimdi buradan arkadaşlar acaba Ocak vadenin haricinde Şubat vadede ne yapılmış sorumuza bir cevap arayalım. Evet, bu da arkadaşlar Merkez Bankası'nın Şubat vadedeki pozisyonları ve bugün Şubat vade itibariyle 2 Ocak tarihi itibariyle 46.659 adet. Evet, bu da ciddi bir rakam. Bir günde açılan miktar adına 46.000-47.000 civarında short pozisyon açılmış ve ortalama maliyette 5.51'ler civarından gerçekleşmiş. Nisan vadede de ufak bir miktar pozisyon açtığını hatırlıyorum. Evet, bakalım hemen net rakam vermiş olalım. Evet arkadaşlar, Nisan vadede de 5.375 adet kontrat açmış görünmekte. Sonuç olarak arkadaşlar Merkez Bankası dedik ki 31.12 tarihi itibariyle doları 5.30'un aşağısında kapatabilmek için short pozisyonlar açmaya devam etmişti. Yeni yılda açacak mı, açmayacak mı, nasıl bir tavır sergileyecek, bu konu bizim için çok önemliydi. Ve bugün ilk işlem gününde Merkez Bankası'nın short pozisyonlar açmaya niyetli, istekli ve kararlı olduğuna tanık olduk. Şimdi Merkez Bankası bu miktarda yaklaşık 100.000 adede yakın bir short pozisyon açtığı bir günde dahi dolar TL'nin 5.40'lara ulaştığına şahit olmuş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, Kasım kontratlarında da benzer bir durum söz konusu olmuştu. Kasım ayının son günü itibariyle doları mümkün olduğu kadar düşük bir seviyeden elindeki pozisyonları kapatabilmek adına bir baskı uygulanmıştı. 5.15 civarlarında kapanış gerçekleşmişti ve ardından 2-3 gün içerisinde dolar TL'nin 5.47'ye ulaşan hızlı bir ata yaşanmıştı. Şu anda da benzer bir tablo içerisinde bulunmaktayız. Aralık vade bitti, yeni yılın ilk günleri içerisindeyiz ve yarın açıklanacak olan bir enflasyon verimiz bulunmakta. Evet, enflasyon demiş iken bugün çokça gelen sorular içerisindeydi. Acaba iyi gelmesi beklenen enflasyon rakamlarına bağlı olarak dolar TL'de bir iyimserlik söz konusu olur mu? Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası iki önemli veriyi önemsemekte. Bir, enflasyon verisi, iki, dolar TL kurunu belli bir seviyede tutabilmek adına Ağustos sonu itibariyle aldığı yetkiyle VIOP piyasasında işlemler yaparak bu konuda müdahale edebilme girişimi. Şimdi evet, Kasım ayı enflasyon rakamları beklenenden biraz daha düşük gelmişti. Aralık ayı için beklentinin de benzer şekilde düşük geleceği yönünde. Bu enflasyon verilerinin düşük gelmesinin sebebi biliyorsunuz ki enerji fiyatlarının yani petrol fiyatlarının oldukça düşük seyrediyor olması ve buna bağlı olarak da yine genel anlamda enerji fiyatlarındaki düşüklüğün enflasyona olan olumlu etkisi ve tabii ki yine Aralık ayında nispeten düşük seyreden dolar kurunun enflasyona olan olumlu etkileri. Fakat bütün bu olumlu etkilere rağmen 2018 yılı itibariyle beklenen enflasyon verisi 20.5-20.6 civarında. Yani 20'nin üzerinde bir değerin, bir rakamın ortaya çıkacağı yönünde beklenti hakim. Her ne kadar Kasım ve Aralık aylarında düşük bir enflasyon verisi, daha doğrusu Kasım ayında düşük bir veri geldi ve bu Aralık ayı enflasyon verisi, yarın açıklanacak olan enflasyon verisinin de düşük gelebileceği beklentisi zaten piyasalarda bilinen, beklenen ve de satın alınmış olan bir veridir. Ancak önemli olan nokta şu, bunun dolar TL'ye bir etkisi olur mu? Benim kanaatim hiçbir etkisi olmayacaktır. Çünkü bu veri zaten bekleniyordu ve biliniyordu. Önemli olan nokta şu olacaktır yalnız arkadaşlar. Enflasyon verilerinin Kasım'dan sonra Aralık ayında, eğer Ocak ve Şubat aylarında da düşük gelecek bir durum söz konusu olursa, yani enflasyon verileri düşük gelmeye devam edecek olursa, Merkez Bankası seçimlerden önce bir faiz indirimi yapma baskısıyla karşı karşıya kalabilir.
Benim şahsi kanaatim Şubat ayında bir indirim gelebilir şeklinde. Fakat bunu çok yüksek bir olasılık görmüyorum. Çünkü bu durum Merkez Bankası'nın bindiği dalı kesmesi anlamına gelir. Faiz indirimi demek şu anda %23-24'ler seviyesindeki faize akın etmekte olan Türk lirasının oradan kaçarak dolara yüklenmesi, dolara ilgi göstermesi anlamına gelecektir. Ve Merkez Bankası dolar kurunu nasıl düşürmeyi başardı? Faizleri en son 625 puanlık bir artışla başarabilmişti. Dolayısıyla faiz silahının etkisini hissettiği ve artık meyvelerini toplamaya başladığı şu günlerde enflasyon verileri düşük geliyor diyerekten erken bir faiz indirimine ve seçimler öncesinde popülist bir yaklaşımla böyle bir tavır içerisine girecek olursa işte o zaman dolar TL'nin ciddi bir artış sürecine girebileceğini söylemek mümkündür. Merkez Bankası böyle bir hata yapar mı? Açıkçası bilmiyorum. Ama önümüzde seçimler olduğu için böyle bir tavra girip de özellikle sanayici kesiminin ucuz ve rahat kredi temin etmesini sağlayabilmek bakımından bir yaklaşım gösterecek olursa işte o zaman durum farklıdır. Ne zaman ne yapacağını bilmemiz mümkün olmadığı için süreci bu bağlamda izlemeye çalışacağız. Özetle yarın gelecek olan enflasyon verileri eğer yine düşük gelecek olursa bu durumda düşük gelme oranı dahilinde beklenenden daha düşük gelecek bir veri söz konusu olursa dolar TL'de belki biraz daha yukarı eğilimli hareketin gündeme geldiğini görebiliriz. Niçin arkadaşlar tekrar söylüyorum. Enflasyon verisi düşük geldikçe Merkez Bankası üzerindeki bu faizleri indir baskısı artmaya başlayacaktır. Zira hükümetin ekonomi kurmaylarının da yüksek faizden hiçbir şekilde hoşlanmadığını sürekli olarak düşük faizi tavsiye ettiklerini de biliyorsunuz. Merkez Bankası üzerindeki bu baskı arttıkça ve faiz indirimi konusu artık dillendirilmeye başlanıp da bir bu olay gerçekleşmemiş olsa bile sıklıkla konuşulmaya ve bir beklenti halinde gündemde kalmaya devam etse dahi bu durum dolar üzerinde yukarı yönlü bir eğilim yaratabilecektir. Sonuç itibariyle arkadaşlar dolar TL özellikle yurt dışından gelen rüzgarın da etkisiyle yani doların dünya para birimleri karşısındaki değer kazancının da etkisiyle 2019 yılına yükseliş eğilimiyle girmiş durumda 5.30 aşağısındaki güçsüz seyrinden bugün itibariyle kurtulmuş vaziyette. Görmekte olduğunuz gibi 5.38 seviyelerinde şu anda canlı işlemler, forex işlemleri geçiyor. Saatler 21.55-22 civarları ve bugün 5.41-44 seviyesi görülmüştü. Arkadaşlar dün itibariyle daha doğrusu geçtiğimiz hafta itibariyle yayınlamış olduğum pivot verilerinde eğer ki dolar TL 5.28-56'nın üzerine çıkacak olursa 5.31-88, 5.37-83 ve son olarak 3. direnç noktası olarak da 5.41-16'ya kadar bir atak yaşayabilir. Bu pivot dirençlerini test edebilir diye biz dolar TL'nin bu haftaya yönelik olarak görebileceği seviyeleri hesap etmiştik zaten. Ve dolar TL bugün nereye gördü arkadaşlar? 5.41-44'ü gördü. Yani 3. direncin biraz üzerine çıktıktan sonra buradan geriledi ve genel olarak da 5.37-83'ün 5.37 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan bir görüntü içerisinde. Şimdi arkadaşlar yarın için dolar TL'den neler beklenebilir sorusuna bir yanıt bulmaya çalışalım ve grafiğimizi günlük moda çevirelim. Şimdi arkadaşlar yarın için şu anda dolar TL'de evet işlemler geçiyor hala piyasa kapanmış durumda değil uluslararası piyasalar. Biz şu anki rakamları sanki bugünün kapanış rakamları gibi değerlendirelim. Çok büyük bir değişim olacağını zannetmiyorum. Her zaman tekrarladığım gibi gece 24'ten sonra @HalukCanberk Twitter adresimden ben kapanış verilerini dikkate alarak milimetrik olarak yarına yönelik pivot değerlerini mutlaka aktaracağım zaten. Şu anki rakamlara baktığımız zaman 5.36-51 seviyesinin yarın için pivot seviyesi olarak önemli bir seviye olduğunu, bu seviye üzerinde kaldıkça 5.36-50-5.37'nin aşağısına gelmeyen bir görüntü varsa 5.44-81 biz buna 5.45 diyelim ardından da 5.50'ye kadar devam edebilecek bir hareketlilik söz konusu olabilirmiş. Yarına yönelik olarak pivot verileri bize 5.37'yi 5.44-82 biz buna 5.45 diyelim ve 5.44-49-70 yuvarlak olarak 5.50 diyelim. Bu seviyelerin önemsenmesi gerektiğini ifade etmekte.
Zaten arkadaşlar genel olarak da sizlerle sürekli olarak paylaşmakta olduğum bu grafiğimde bu Fibonacci çalışması itibariyle %50 noktasına denk gelen 5.47 seviyesinde önemli bir direnç oluştuğunu, birkaç defa denenmesine rağmen bu direncin aşılamadığını ve bu direncin aşılması durumunda 38.2'ye denk gelen 5.90 seviyesine doğru bir hareketlenmenin yaşanabileceğine haftalık görünüm itibariyle. Haftalık görünüm nedir arkadaşlar? Biraz daha orta vadeli bir görünümdür. Yani birkaç gün içerisinde olabilecek şeyleri değil de biraz daha uzun vade içerisindeki olasılıkları bize ifade eden, bu bakış açısıyla bize sonuç veren bir grafiktir. Zira buradaki tablo 5.47 seviyesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Az önce de gördük zaten, yarın için 5.50 seviyesi önem taşıyan bir değerdi. Arkadaşlar bir kez daha belirtmek istiyorum. Dün gece aktarmış olduğum bir video var. 2019'a dair beklentiler ne kadar gerçekçidir şeklinde. Bu videonun içerisinde 2019 yılı genelini, son 4 ayımızı veya son 6 ayımızı dikkate alarak bir takım hesaplamalar yapmış bulunuyorum. Ve bu hesaplamalara bağlı olarak da dolar TL'nin önemli kritik seviyelerini önümüzdeki 3-5 aylık süre açısından merak ediyorsanız o videodan ayrıntılı bir şekilde fikir edinme imkanınız olacaktır. Bir de bazı felsefik konulara girmek durumunda kalmıştım o videoda. Özellikle 2019'a yönelik olarak çok 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 farklı beklentiler ve tahminler bulunuyor. Bu beklentilerin ve tahminlerin ne kadar gerçekçi olduğu hususunda bir takım açıklamalarım var. Onu izlemenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL için genel tablo bu görünmekte. Yarın için 5.37'yi önemsiyoruz. 5.45 seviyesini önemsiyoruz ve onun da aşılması durumunda şurada görmekte olduğunuz gibi 5.47 son günlerde önemli bir direnç noktasıydı. 5.47-5.50 aralığı aynı zamanda psikolojik bir direnç olarak karşımıza çıkacak seviyeler özelliğinde. Bir de arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım dolar TL için. Dolar TL'nin 7.20'ler seviyesine kadar ulaşan bir zirve noktası. Ve son 5-6 aylık süre içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye olan 5.13 seviyesine referans almak kaydıyla bir Fibonacci çizimi yaptığımız zaman karşımıza şöyle bir grafik ve şuradaki rakamlar çıkmakta. Tekrar ifade ediyorum, 7.20 en yüksek seviye ve son dönemler itibariyle son 5-6 ayın en düşük seviyesi olan geçtiğimiz ay gördüğümüz 5.13 seviyesini dikkate aldığımız zaman %23.6'ya denk gelen, yani şu bölgeyi temsil eden 5.63 seviyesinde bir direncimizin bulunduğunu görmekteyiz. 5.63 seviyesi 5.50'nin üzerine çıkacak olunur ise, yani 5.47-5.50 aralığında artık psikolojik de bir öneme haiz olmuş olan bu direnç aşılacak ve burası 5.50 destek yapılacak olursa dikkat edilmesi gereken seviyenin 5.63 seviyesi olduğunu görmekteyiz. Ve bu bölgenin direnç etkisini hissedebiliriz. Buradan bir geri dönüş olup tekrar 5.50'nin aşağısına sarkmalar olur mu olmaz mı? O anki koşullar bunu belirleyecektir. Ancak 5.63 direncinin de aşılması durumunda %50 seviyesine denk gelen 6.20'ye yaklaşan bir görünüm. 6 ve 6.20 bölgesine doğru 6 seviyesini de bir psikolojik direnç olarak değerlendirebiliriz. Hareketlenme olabilir. Ancak bugün veya bugünün koşulları itibariyle böyle bir hızlı hareketi gerektirebilecek çok çok önemli bir neden bulunmuyor. Ama kademe kademe sürekli analizlerimde belirttiğim gibi kademe kademe olayları yorumlamak kaydıyla bu eğilimin o seviyelere kadar ulaşabilmesi de önümüzdeki süreçte ihtimal dahilindedir. Bunu zaten birlikte izleyip göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün piyasaları rahatsız eden en önemli gelişme özellikle Çin'den gelen PMI verisi dediğimiz bir verinin çok düşük gelmiş olmasıydı. PMI verisi nedir arkadaşlar? İmalat endeksi verisidir. Yani ülkelerin imalatlarıyla, üretimleriyle alakalı olan verileri ve istatistikleri hesaplayan bir veridir. Ve bir ülkenin büyüme katsayısının arttığını veyahut da azaldığını ifade eder. Ve Çin PMI endeksi yıllar sonra 50 seviyesinin aşağısında geldi. Bu çok kritik bir öneme sahiptir. Çin büyüyemiyor. Ve yine Avrupa'dan gelen veriler de oldukça olumsuz durumdaydı PMI verileri adına. Dolayısıyla dünya genelinde bir ekonomik büyüme sorununun var olduğu ve bu büyüme sorununa bağlı olarak da bir şekilde
kendi yerel paralarının kendi merkez bankaları tarafından çekileceği yönünde bir beklenti oluşmaya başladı. Zira Amerika Merkez Bankası, daha doğrusu Amerika'da endekslerinin olumsuz bir seyir içerisinde olmasının olduğunu yaşadığımız son günler itibariyle %2.8-2.9 seviyelerinde bulunan 2 yıllık ve 5 yıllık faizlerinin 2.5 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. Niçin? Çünkü para, yani dolar, bir şekilde risk almak istemiyor. Borsadan kaçıyor, Amerika borsalarını kastediyorum. Borsadan kaçıyor, dünya geneline yayılmış olduğu ortamlardan kaçıyor ve kendi ülkesine, kendi bankasının faizlerine bir şekilde umut bağlamaya başlıyor. Ve tabii bunun paralelinde altın fiyatlarında bir yükseliş görüyoruz. Yani ülke içerisinde veya dünya genelinde küresel anlamda yaşanmakta olan sıkıntılar, faizleri ve de diğer taraftan altın gibi değerli emtiaları güvenli liman haline getirmiş oluyor. Şu anda Amerika bugün gün içerisinde %2-2.5'a yakın bir değer kaybı yaşayacağını ifade eden future değerleriyle bizleri oldukça gün içerisinde rahatsız etmişti. Şimdi itibariyle 23.000 seviyesinin üzerinde bir seyir kazandı. 23.000'in aşağısında kalıcı olmadı. 23.300'ler civarında bir görüntü hakim. Zannediyorum bu civarlarda bir kapanış olabilir. Ayın 5'inde Powell'ın önemli bir konuşması olacak. Özellikle Merkez Bankası'nın 2019, yani Fed'in 2019 yılı itibariyle nasıl bir kararlılık ve hareket tarzı içerisinde olacağına, piyasalara yönelik düşünceleri itibariyle piyasalara güven veren açıklamalar yapabilir ise eğer, son günlerde yaşamakta olduğumuz ABD endekslerinden kaynaklı sıkıntılardan bir miktar kurtulabiliriz. Belki şu an ciddi şekilde kanamakta olan yaraya bir pansuman niteliğinde bir durum olabilir. Bu açıdan 5 Ocak tarihi ve Powell'ın açıklamaları gerçekten çok büyük bir önem arz etmekte. Değerli arkadaşlar, dolar TL için şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Belirttiğim gibi önemli ve kritik gelişmeler olduğu zaman mutlaka saat zaman gözetmeksizin sizlere bunu paylaşmaya çalışıyorum. Bu analizlerimden memnun iseniz arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve eğer ki gün içerisindeki anlık gelişmelerden, anlık durumlara bağlı olarak yazmış olduğum tweet analizlerinden de istifade etmek istiyorsanız Twitter adresim @halukcanberk. Teşekkürler, sevgiler ve saygılarımla hoşça kalın efendim.